Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün tekrardan güzel bir video çekmek istedim sizlere. Arkadaşlar bu çok sorulan bir soru vardı. Lider boyu kaç santim olmalı? İşte lider işte halkalardan geçerken sıkıntı yaşıyoruz. İdeal boyu kaç santim olmalı liderim? İşte ipe göre kaç santim, ipe göre kalınlığınız ne olmalı? Bugün onları anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar şu an benim spin kamışım var yanımda. Şöyle. Bu 2.74, 14.42. Arkadaşlar benim kullandığım ideal boy. Şöyle göstereyim sizlere yakın olarak. Şu şekilde. Şöyle kaç karış? 2 karış kullanıyorum ben genelde. Böyle 50 santim. 1 karış. Şöyle 2 karış arkadaşlar. İdeal boy budur arkadaşlar bunda. Neden diye soracak olursanız. Şöyle mesela aç çek yapıyorsunuz. Zaten şu payı böyle yani şu payı zaten bu şekilde bırakıyorsunuz maketinizi veya kaşığınızı atmak için. Yani daha uzun olursa eğer yani daha da lider buradan halkadan çıkması gerekiyor. Yani örnek veriyorum 50 santim değil de 70, 80, 100 santim yaptınız bu şekilde oluyor arkadaşlar bak. Şu an yere değiyor clips. Snap. Bunu atamıyoruz böyle. Çok uzun olduğunda atış yerimiz olmuyor arkadaşlar. Ama ideal boy böyle 40 ile 50 santim arası. Öyle söyleyeyim. Liderinizi o şekilde yapın arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle yakından göstereyim. Benim liderimin boyu şu anda 43-45 santim civarında falan arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde yaparsanız avlanızı rahat avlanırsınız. Ben daha uzun yapmıyorum. Bazı arkadaşlar uzun yapıyor böyle 1 metre falan halkaların içine giriyor. Halkaların içine girdiği zaman da atış yeriminde çıkarken ip halkalara takılıyor. Tıkır tıkır böyle sürterek çıkıyor. Atış yeriminiz düşüyor. İşte halkalara zarar veriyor. Gam yapıyor. İşte kuş gözü dediğimiz tabirle onu yapıyor. Arkadaşlar bakın şu boy ideal. 2 karış. Şöyle. Bunun üstünde 0.14 ip var. 0.14 ipe ben 0.35 lider bağlıyorum. Fluorokarbon lider. İşte 12'ye 30 bağlıyorum. 32 bağlıyorum arkadaşlar. Gerçek kullanılabilecek değerler bunlar. Bir de şu halkalarınızı avdan geldikten sonra nemli bezle silin arkadaşlar. Oksit yapmasın. Size bir tüyo vereyim. Diş fırçası varsa böyle eski diş fırçası. Üstüne 10 numara sıvı yağdan damlatın biraz. Fırçalayın şöyle ki uzun ömürlü. Mesela fırçalayın böyle. 10 av silmenize de gerek kalmayacak. Öyle yağlı şekilde suyu tutmuyor zaten. Deniz suyunda tutmuyor ya. O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yıkayabilirsiniz kamışınızı. Hiçbir problem yok. Bir de şunu diyeceğim hemen kısa ve özet olarak. Mesela bazı arkadaşları görüyorum. Mesela çıkarttık şöyle kamışımızı. Bazı arkadaşları görüyorum. Çıkarıyorlar. Hemen liderden kesiyorlar. 2-3 av gittikten sonra bu lideri kesince liderin boyu kısalıyor. Tekrardan ipi bağlıyorlar. İpi kesiyorlar. İpin boyu kısalıyor arkadaşlar. Yani ben bakın size önerim. Şunu çıkarttınız iki parça kamışınızı. Şöyle hemen yanına koyun. Makinenizi şu şekilde sarın. Sınavınız halkanın en uç kısmına kadar dayansın. Ondan sonra şöyle kamış kılıfınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü böyle kese kese hem ipiniz azalıyor hem de lider bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Şu şekilde kamışınızı takabilirsiniz. Avda da hemen açıp kaşık veya maketinizi takıp hemen hazır hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle her avda işte snap bağlamak, lider bağlamak arkadaşlar beni sıkıyor bilmiyorum. Siz nasıl fikirlerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim. Ben sıkılıyorum arkadaşlar o şekilde yani sürekli her avda lider bağla, snap bağla işte liderimin boyu kısaldı işte yok balık görür ipimi geri kes tekrar. Böyle arkadaşlarım çok var. Yani bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Bir de şunu diyeceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar ip sarımında şey diyorlar işte nereye kadar sarmamız gerekiyor diyorlar. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şimdi Shimano olsun Dive olsun hiç fark etmiyor. Şurada konik kısım var kafanın konik kısmı. Konik kısmının ilk başladığı yere kadar saracaksınız ipinizi. Yani şu dibine kadar. Şu konik boş kalacak arkadaşlar aklınızda bulunsun. Çok anlatmıyorlar bunu. Kimisi böyle full dolduruyor kafayı. İlk atışta kuş gözü oluyor, halkalara dolanıyor. Arkadaşlar bunun ideal mesafesi, ideal yüksekliği bu. Şu koniğin başladığı yerde kadar saracaksınız ipinizi. Yani şöyle odaklayayım. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Yani ideal derinlik bu. Şu Shimano olsun, Dive olsun, Okuma olsun hiç fark etmiyor marka. Şu ilk kafanın şu konik olan kısmı var ya konik olan yeri. Şu konik olan kısmının ilk başlangıç yerine kadar saracaksınız arkadaşlar. Daha fazla sararsanız aldığınız 1000 lira, 3000 lira, 5000 liralık ip aniden çöp olur. Söyleyeyim size. Bu videomuz da bura kadardı arkadaşlar. Herkese rastgele diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.